Hayırlı İçber Piyasası'ndan herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, öncelikle bugün İstanbul'da yaşadığımız deprem, umarım bu son olur. Tabii ki deprem gerçeği, sonuç itibariyle deprem kuşağı bir ülkedeyiz. Umarım ki bundan sonraki zaman diliminde böyle bir gerçekle karşılaşmayız. Herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Şimdi piyasalarla ilgili çalışmalarımıza döneceğim ama sayfamıza abone olup dediğimiz gibi beğenilerde bulunabilirsiniz. Gerek sınıf içi eğitim. Bu hafta sonu İstanbul'da bir eğitimimiz var biliyorsunuz. Kontenjanımız hali hazırda var. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylar için Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Onun ötesinde dün itibariyle son yorumumuzda euro dolar paritesinde düşüş hızlanabilir diye bir yorum yapmıştık. Bu dolara sirayet edecektir dedik. Bu noktada şu an gördüğümüz kadarıyla daha hemen şöyle bir aslında şu grafiği alayım. Bir büyüteceğim ama çok fazla büyüdü. Şöyle alalım, evet. Şöyle yapmış oluruz. Euro dolar paritesinde beklediğimiz o sert düşüş gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Oldukça da sert bir satış ve önümüzdeki günlere de çok ciddi kırılma getirmesi ihtimalinden bahsediyorduk. Ve ben tabii sık sık çalışmalarımı yaparken bazı şeylere dikkat çekiyorum, dikkat çekmeye çalışıyorum. Mesela dün gerek petrol fiyatlarında, altın fiyatlarında yapmış olduğum çalışmaları da sık sık paylaşıyorum. Mesela dün Warrant tarafında euro dolar paritesinin düşüşüne yönelik yapmış olduğum çalışmada 0.18'den alış yapıp 20'den hemen neredeyse 20 dakika içinde bu hareketi yakalamıştım. Aynı şekilde altın fiyatlarını öyle ki 29'dan alıp 31'den satmıştım. Çok kısa bir süre içinde altında da şöyle söyleyeyim, çok hızlı bir geri çekilme söz konusuydu. Altında neredeyse o 29'a aldığım varant bugün 30-36'lara kadar yükseldi. Yani çok ciddi bir prim söz konusu oldu. Bunları neden anlatıyorum? Evet, varant piyasası çok. Varantta zamanlamayı yakalarsanız harika. Ama dediğim gibi her zaman varantta küçük paralarla 3.000 lira 5.000 liraya geçmesin arkadaşlar. Dolayısıyla ama çok küçük paralarla bu tür %15, %20, %30, %40, %50, %100'lük günlük yükselişleri bile yakalama imkanınız var. Onun için yakalandığınız tarafta da ciddi zararlar söz konusu olur. Vade seçimi çok önemli diyoruz yaptığınız çalışmalarda. Bunları da paylaşıyoruz. Bakın altın fiyatlarında bahsetmiş olduğumuz o dünkü satış gerçekleşti. Bugün cılız bir tepki ve ne demiştik? Altın fiyatlarında özellikle bir tepe oluşumu. Yani bir omuz baş omuz ihtimalinden bahsetmiştik görüyorsunuz. Tam da dün bahsetmiş olduğumuz gibi beklediğimizde burada altın fiyatlarını önererek yapmıştık. Eğer bu durum gördüğüm kadarıyla aşağıda yukarıda ve aşağıdaki seviyelere baktığımızda farkı aldığımızda altında 1400'lere kadar bir geri çekilme olabilir mi? Bunu izliyor olacağız ama bunun için bunun oluşması için en azından yarın da altın fiyatlarının 1516 üzerinde kapatmaması lazım. İkinci kriterimiz de 1484'de hızlı bir geri çekilme yaşaması lazım ki bu formasyon çalışmaya başlasın. Dolayısıyla gerileme hızlansın. Gramda içeride bu etkili dün yaşanan o satış söz konusuydu. Şu an için biraz daha bölgede yatay seyredecektir ama dolar TL tarafına baktığımızda euro dolar paritesi üzerinden gideyim. Euro dolar paritesine baktığımızda bahsetmiş olduğumuz o kırılma geliyor. Nereye kadar demiştik? 1.0750-1.08'lere kadar bu kırılma devam edecektir. Etkilerini de zaten göreceğimizden bahsettik. Şimdi son dönemde dolar TL'nin 2 gün öncesine kadar euro dolardaki düşüşlerden etkilenmeye başladığını söyledik ama son 2 gündür de etkilenmediğini görüyoruz. Yani gene daha önceki sürece rastlıyor. Yalnız bu dolar TL'nin yine yükselmeyeceği anlamına gelmez. Bakın bir kere şunu söylemek istiyorum. Ben klasik yorumcular veya klasik sadece videomun başlığını şöyle dolar 12 olacak, dolar şöyle olacak, böyle olacak yazıları yazmadığım için izlenip izlenmemesi gerçekten ilk kriterim değil. Onu söyleyebilirim. Tabii ki izlenmesi güzel bir şey. Kim istemez benim videosunun izlenmesini?
illaki ister. Sonuçta biz de bir şekilde çalışmalarımızı abartmadan o 12'ler, 20'ler, 30'lar bunları söylemeden ama dediğimiz gibi bazı eleştiriler olurken herkese bizi benzetmemenizi, aynı kefeye koymamanızı düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi biz trendlere göre hareket ediyoruz. Nasıl 6-15, 6-20'den 5-70'e düşecek dediysek aynı şekilde 5-45, 5-50, 5-60 bölgesinden de 6'ların üzerine atacak dediysek ve bu zirvenin de bakın şu zirvenin de 2-3 hafta geçilemeyeceğinden bahsettik. Sadece şu an için bir hafta daha gecikmiş durumda. Problem değil. Ben bu zirvenin geçileceğini ama o günlerde 2-3 hafta sonra ancak görülme ihtimalinden bahsetmiştim. Beklentilerimde şöyle söylüyorum. 5.70'in altında her taraf aslında alış düşünenler için. Kısa vade, orta vade, uzun vade düşünenler için alış fırsattır dedik ve bunu demeye devam ediyoruz. Koruyor Rus. Ve şunu söyleyeyim. Euro dolarda yaşanacak, yarın öbür gün yaşanacak o sert geri çekilmenin dolar TL'de çok sert bir tepki getireceğini düşünüyorum. Yani bu tepkinin de çok büyük ihtimalle şöyle geçmişe dönüp baktığımızda neredeyse %2, %2,5 günlük bir günlük yükselişi getirebilir diye düşünüyorum. Yani şöyle yapalım o zaman. Diyelim ki bu bölgelerden geldiğini düşünüyoruz. %2, %2,5'lık bir yükseliş. Şöyle bakalım. Nereye tekabül ediyor? Şöyle desek. Yani demek ki 5.80'lere gidebilecek bir hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Yani 5.70'lerin üzerinde kalmak isteyecektir diyorum ve beklentimi burada paylaşıyorum. Şimdi bunun ötesinde başka ne var? Brent petrolde geri çekilme ihtimalinin devam ettiğinden bahsettik. Şu an için yataya girecektir büyük ihtimalle. Bir DAX endeksine bakalım. Karıştırıyorum. Çok karışık okuyoruz ama problem. DAX'ta tepki var. Zaten 200 gün, bakın 60 günlüğe dokunup olabilir demiştik. Bu da devam. Sıkıntı yok. Dow Jones'ta da bir tepki söz konusu. Peki Borsa İstanbul'da durum. İstanbul'da sıkışıp aşağı yönde bu düzeltmenin biraz daha devam edeceğini zaten söylüyoruz. Yakın vade endeks için bakın dün bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşıma göre hemen şöyle alalım. HDTR'ye göre 5 dakikalıklarda HDTR'ye göre bir uyumsuzluktan bahsetmiştik. Bakın şu uyumsuzluktan bahsetmiştik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu Twitter hesabında bahsetmiştim. Dedik ki büyük ihtimalle endeks 128.000'lerde 128.000 pardon 128.600'lerde büyük ihtimalle burada bir uyumsuzluk var. İlk etapta çok sert bir satış bekliyoruz. Nereye kadar? 127.000 227.300 bölgesine kadar. Şunu söyleyecek kadar da şey olmak istemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Bakın söyledik bu fiyata geldi demek istemiyorum. Yani şunu diyorum. Bugün deprem sonrası oluşan bir düşüştür bu. Ama sonuç itibariyle biz beklentimiz bu trendin şu an için bir kar realizasyonu yaşayacağı yönündeydi. Ve şu seviyeye silecek olursak bakın öğleden sonra gelen yani o tepki sonrası fiyat normalleşti. Ama öğleden sonra gelen satışla bu hedeflere geldi. Yani bir bahaneyle de olsa buraya geldi. En azından pozisyonlarımızı bu noktada olabileceği yönde beklentilerimizi paylaşmıştık. Şimdi burada evet önemli bir nokta 127.300-127.200 arası. Bu seviyenin altına gelmek isteyecektir. Böyle bir durumda da çok büyük ihtimalle biz şöyle söyleyeyim. Bandı şöyle alacak olursak ilk etapta nereye? 125'lere doğru beklentimizi daha önce de bahsetmiş olduğumuz o beklentimizi koruduğumu söyleyebilirim. Ve isterseniz hemen buradan nereye geçelim? Günlük grafikten bakalım. Hızlı bir şekilde hisseleri geçebileceğiz mi? Evet. Bakın. Şöyle bir de sayalım. Akbank'ta geri çekilme biraz daha hızlanacaktır büyük ihtimalle. Arçelik zayıf. Aselsan zayıf. BİM zayıflama başlayabilir. Doğan hala güçlü. EKG şu an hala güçlü. Ereğli ortada. Frota geri çekilme devam edebilir. Tepki sonrası. Garanti'de geri çekilme bekliyoruz. Halkbank'ta geri çekilme bekliyoruz. İşçi'ye de aynı şekilde. Koç hala hazırda güçlü. Koza Ağa güçlü. Kozal yatay diyebiliriz. Kardemir yatay olacaktır büyük ihtimalle. Petkim
O da yatay bir hareket görüyoruz. Pegasus'ta satış o kırmızı hareketli ortalamaya kadar. Yani bakın şurada şu 56'ya kadar devam edebilir. Sağ ortada diyelim. Zayıf ama ortada. Şişe zayıf ortada. Soda ortalamasına dokundu. Bu ortalamayı geçmesi şu an için zor olabilir. Bir süre daha yatay görebiliriz. Daha oldukça zayıf. Turkcell zayıflama eğilimi devam edecektir. Türk Hava Yolları yatay. TKFen yatay. Doğası bu uygulamadan dolayı yukarı hareket. SKB olumlu. TUASO'da geri çekilme olacak onu söyleyebilirim. TSKB'de halihazırda güçlü olduğunu söylüyorum. Telekom halihazırda güçlü. Tüpraş güçlenmeye başladı. İyi gözüküyor. Vakıfbank zayıflama eğilimine geçebilir. Yapı kredide geri çekilme görebiliriz. Şunu söyleyebilirim. Bankaların bugün yapmış olduğu otomotiv sektörüne yönelik ve bazı şirketlere yönelik yapmış olduğu kredi uygulama beklentisi de en azından şunu söyleyebilirim ki kamu bankalarında zarara neden olabilir. Belki de bunu zarar şeklinde de önümüzdeki süreçte göreceğimizi düşünüyorum. Reel olmayan bir durum. Tabii ki gerçekten faizlerin düşmesi, kurun düşmesi, piyasaların normalleşmesi, beklentilerimizin iyi olması, daha doğrusu beklentilerin iyi olması her Türk vatandaşı gibi kesinlikle ben de isterim. Ama ne kadar reel olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu Ekim sonrası gelecek enflasyonda hatta Eylül enflasyonuyla birlikte de bunu göreceğimizi söyleyebilirim. Ekim'den sonra biraz daha enflasyon etkisiyle faiz arttırmak gerekir mi? Faiz indirmenin ötesinde faiz arttırmak gerekir mi? Belki de bunu konuşacağımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu arada Bitcoin ile ilgili yapmış olduğum yorumlarda aslında şöyle söyleyeyim. Beklentilerimiz nasıl? Bakın 7700 dolara kadar gelen bir hareket görüyoruz. BTC, USDTR'ye nasıl ki bir gün önceden %25 düşüşten bahsettiysek ve ilk etapta 7700'e olabilecek bir hareketten bahsettiysek görüyorsunuz %24'ü neredeyse gerçekleşti. Nokta gerçekleşmiş oldu. İlk etapta bu bölgelerde tutunmak isteyen bir hareket söz konusu olabilir. Bunu da izliyor olacağız diyorum. Ve yarın gün içinde yine eğer çalışmalar yapacak olursam sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Şimdiden herkese iyi akşamlar diyorum. Dediğim gibi deprem kuşağındayız. Tanrı korusun diyoruz. Herkese iyi akşamlar.